Standlarımızda röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda gerçekten çok anlamlı bir standımızın önündeyiz. Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği standındayız ve dernek başkanımız bizim yanımızda. Dernek faaliyetleriyle ilgili görüşlerini alacağız. Aynı zamanda kendisini tanıyacağız. Aynı zamanda da şu anki fuarla ilgili görüşlerini alacağız kendisinden. Cami Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı Sadık Karadağ. Derneğimiz yaklaşık 2016'nın son aylarında kurulmuştur. Ama tabii ki 8 yıl birlik beraberliğimizle başlayıp bir kardeşliğimizle bugüne kadar gelmiştir. Faaliyetlerimiz, amacımız piyasada kaliteli, düzgün, işin ehli olan ustaları bir araya toplayıp, bir çatı altına toplayıp camilere güzel eserler bırakabilmektir. Kısa ve özet olarak bu şekilde diyebiliriz. Bunun dışında fuarımızla alakalı görüşlerimizi sorarsan benim 3. 4. fuarım bu. Daha önceki fuarlarda Çin'den bu daha performanslı olduğunu gördüm. İnsan sayısı karşıya oranda biraz daha düşük. Ki oranını atıyorum 5000 ise burada belki 1500. Ama buraya gelen insanların tamamı iş için gelmiş. İhtiyaçları için gelmiş. Ve çok güzel olduğunu tabii ümit ediyorum. Ve bu bölgede eminim ki bir dahaki sene burada fuar olmuş olursa katılımın daha yüksek olacağını, insanların daha çok gelebileceğini diyorum. Çünkü burada şu an Ankara'dan, Bursa'dan, Samsun'dan, İstanbul'un çoğu yerinden geliyor ama karşı bölgede trafik sorunundan dolayı mıdır nedir bilmiyorum. Gelen yoktu ki aynı anda da 3-5 tane fuar olduğundan dolayı başka fuarlardan bizim oraya katılımlar oluyordu. Bunlar çok kuru kalabalık tabir ettiğimiz şey ama burada şu andan gayet memnunum. Peki derneğimizin kaç tane üyesi var? Derneğimiz 17 firmayla kurulmuştur, 17 üyesiyle. Şu an 42 üyesi vardır resmi. Artı bir 30 tane de talepte vardır. Bunları da işlerinde biz derneğimizde tabii bizim tüzüğümüzün bir şartnamesi vardır. Ne o şartnameler? Yani hangi şekildeki esnaf, hangi şekildeki şahıslar bu derneğe üye olabiliyor? Bir, işinin ehli olacak. İki, sanatkar olacak. Üç, esnaf olacak. Biz her sıradan tuttuğumuzu derneğimize üretmeyecek, camilerimizi üzmeyecek. Bizim için camilerimizi üzmemesi temel kurallardan bir tanesi. Bunları siz mi araştırıyorsunuz? Tabii. Biz ekibiniz var. Ekibimiz olarak araştırmasını yapıyoruz. Bu arkadaşımızın camilerde sıkıntı arz etmediğini. Şu da oluyor, içimizde ufak tefek sıkıntılı arkadaşlar da olabiliyor. Biz bunları düzeltebilmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ama bakıyoruz ki bu arkadaş işimize yaramıyor. Geldiği gibi gidiyor. Bizim şu an 42 resmi üyemiz var. Artı belki bir 20-30 tane daha firma gelmiş gitmiştir. Şartları bize uymamıştır. Belki bizim şartlarımız ona uymamıştır. Gitmiştir. Biz burada özellikle camide üzmeyecek gelen arkadaşımız. Çok güzel. Başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanım, çalışmalarınızda başarılar diliyorum sizlere. Sizlere teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz röportajdan dolayı. Saygılar. Efendim, birlikteliğimize devam ediyoruz. Mehmet kardeşim oradan talep ediyor. Diyor ki... Başkan, bu mikrofon sende kalacak galiba. Buyur. Son sözü söyleme, daha yemeğe çok var. Davet de gelmedi. Davet de gelmedi. Atacak diyorsun Hüseyin'e öğrenmeye. Bak, adam benim haberim yok. Hadi buyur başkan.